Herkese merhaba. Pazar muhabbetinin 7.'siyle nihayet beraberiz. Biraz ara vermek zorunda kaldık çünkü bilgisayarım arızalandı. Onu tamire götürdüm. İşte çektiğim video silindi. Bilgisayara format atıldı. Tüm verilerimi kaybettim. Bu yüzden biraz geciktik. Ama şimdi tekrar beraberiz. Sistemi tekrar toparladım. Programlarımı kurdum. Bu hafta tekrar başlıyoruz. Kısaca bilgisayarıma çay döküldü. Yaklaşık 2 hafta önce oldu. Benim kabahatim, ben döktüm. MacBook olduğu için biraz yapılması pahalıya patladı. Artı orijinal servisine verdiğim için içindeki tüm verileri kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca sildiler. Yani başka bir bilgisayarcıya verseydim muhtemelen daha ucuza yaptıracaktım. Ve içindeki verileri de kurtarabilecektim. Ama o panikle hiç aklıma gelmedi arkadaşlar, inanın. Pazartesi sabah, cumartesi günü çayı döktüm. Pazartesi sabah soluğu serviste aldım. Hiç hani kimseye soracak falan edecek bile vaktim olmadı, inanın. Ama hani sizin de aklınızda bulunsun. Böyle bu tip durumlarda sanırım artık resmi servisler bilgisayarın veya telefonların içindeki tüm bilgileri kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca siliyorlarmış. Aman siz olun, yedekleme yapın. Ben bundan sonra yedekleme yapacağım. Hani tüm kayıt dosyalarımın bir kısmı gitti. İşte pluginlerdeki kayıtlı presetlerim gitti. Falan filan bayağı bir şey gitti yani. Ama işte artık buradan sonra yedekleyerek devam edeceğiz. Kendime geçmiş olsun diyorum. Eğer bir gün bilgisayarınız bozulursa ani bir şekilde teslim etmeden önce içinde değerli veri olup olmadığını düşünün ve bunu kurtarabilecek bir yerler var mıdır? Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye bence bir düşünün. Ama şükür şu anda MacBook'umuza ya da bilgisayarımıza kavuştuk. En son çektiğim pazar muhabbetinde, yani yaklaşık 2 ya da 3 hafta önce tünele bir ziyarette bulunmuştum. Zaten her hafta tünele gidiyorum. O gittiğim tünel haftasını vlog olarak çekmiştim. Kıvılcım Müziğe uğramıştım gittiğim zaman. Biliyorsunuz Kıvılcım Müzik benim tüneldeki en sevdiğim yer. 200 katında da Kıvılcım Kulis diye bir yer açılmış. Zaten bir süredir açıkmış ama ben gitmemiştim hiç. Bu hafta gittim. Çok müthiş bir yerdi yani. Instagram'dan da storylerimde paylaştım oradaki ambiyansı, ortamı. Bu hafta Kıvılcım Müziğe gittim. Ve oradan size gene gittiğim zaman bir hediye beğendim. Bu hediyeyi bu sefer Kıvılcım Müzik ve ben size hediye ediyoruz beraber. Gene bir çekiliş yapacağız. Bu videonun altındaki ilk yoruma, benim etiketlediğim yani sabitlediğim yorumun altına artı bir olarak işaret, yani yorumda bulunursanız, artı bir yazarsanız sizin bu çekilişe katılmak istediğinizi anlayacak ve çekilişe dahil edeceğim. Yorumlarınıza da artı bir yazabilirsiniz. Artı bir yazdığınız zaman çekiliş otomatik olarak katılacaksınız. Şimdi o tünel ziyaretimden kısa bir bölüm izleyelim. Bakalım artı size hangi hediyeyi seçmişim. Arkadaşlar merhaba. Gene bir tünel günündeyiz. Tünele geldik. En sevdiğimiz mağaza olan Kıvılcım Müziğin önündeyiz. Bir bakalım Kıvılcım Müzik'te neler var neler yok. Beraber inceleyelim. Hadi. Arkadaşlar girdik. Bakın. Girişte solda hemen bir surlar var. Çok güzel. Sur gitarlar. Ben normalde çok sur sevmiyorum ama şu gitara aşık oldum. Bu gitar bence çok güzel. Ama bu kadar güzel gitar yapıp perdesiz gitar mı yaptılar diye düşündüm. Perdesiz değilmiş. Burada koruması varmış. Arkadaşlar. Baksanıza ne kadar güzel. Ateş ediyor bence. Şu yeşil güzelmiş. Turkuaz mı? Ne bu? Mint yeşili mi diyorlar ne? Bak görüyor musunuz? Çatlamış mı? Bir şeyler olmuş mu? Bu relik işine ne diyorsunuz ya? Relik işi beni bozuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu relik işi konusunda? Lanet olsun reliği çıkartana. Bir tane Gibson Les Paul var. Neymiş? Standart. Standart.
PRS var bir tane. Burada klasikler var. Şurada bas gitarlar var. Burada bas gitar deniyorlar. Fenderler. ESP bile var, baksana. ESP bas bile var. Ortada amfiler var. Şöyle bir gezelim. Askılar, Dimarzio askılar var. Kablolar, güzel kablolar var. Bu hafta ne hediye etsek acaba size? Ne hediye etsek? Kablo mu hediye edelim, askı mı hediye edelim? Sanırım kablo hediye edelim ya. Şu kaliteli, şöyle güzel, sağlam. Kaliteli bir Dimarzio kablo. Şu ara kablolardan benim de almam gerekiyor. Ara kablo. Çok sıkıntı. Şu markadan almıştım da çok memnun kalmadım. Bu aşağıdakinden almam lazım. Ama şu renkli kablolar çok güzel. Bir de telefon kablosu gibi olanlar, onlar çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar, bu da Barış. Kıvılcım müziğe topraktan girmiş. Evet, Kıvılcım müziğinden size bu gitar kablosunu hediye edeceğim. Dimarzio, biliyorsunuz Dimarzio markasını. Dimarzio'nun kablosu kaç metreymiş? 3 metrelik bir kablo, siyah, örgü dışı. Kaliteli bir kablo. Etiket fiyatı 39 dolarmış. Bu Kıvılcım Müzik ve benden size hediye ediliyor. Tek yapmanız gereken yazdığınız yoruma veya benim etiketli sabitlediğim yorumun altına artı bir olarak bir yorum bırakmak. O yorumu bıraktıktan sonra çekilişle önümüzdeki hafta bu hediyeyi kimin kazandığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi Dimarzio'nun kabloları da çok kalitelidir. Hani öyle normal diğer standart markaların kablosundan bir tık daha kalitelidir. Ve ömür boyu çalışma garantisi vardır arkadaşlar. Kazananı şimdiden güle güle kullansın diyoruz. En son pazar muhabbetinde Batuhan Mutlugül'ün yeni albümünden de bahsetmiştim. Şimdi onu çok azıcık değineyim. Batuhan Mutlugül'ün albümünü dinledim. Ben genel olarak Duman'ı çok seviyorum, dinliyorum. Son zamanlarda çok fazla dinlemiyorum ama uzun süre dinledim. Batuhan'ın vokalini, yani albümde birkaç şarkı dinledikten sonraki fikrim, Batuhan'ın sesinin zayıf olduğu yönünde, en azından albüm dolduracak kadar, bir albüm yapacak kadar kuvvetli bir sesi olmadığını düşünüyorum. Besteler konusunda çok bir yorum yapmayacağım. Ama bazı şarkılarda sesini hatta Kaan'a bile benzettim. Hani Kaan'sız bir Duman albümü olmuş gibi mi aklıma geldi. Ben Ari'nin şarkılarını, basçıları Ari'nin şarkılarını, Ari'nin albümünü bayağı beğenmiştim. Yani onun tarzı, vokali de çok hoşuma gitti. Ama aynı şeyi Batuhan için söyleyemeyeceğim. Batuhan'ın albümünü, şarkılarını da çok sevemedim. Sizin sevdiğiniz bir şarkısı varsa yorumlara yazarsanız onu da özellikle dinler, kulak kabartırım ama hani albümün içinden birkaç tane şarkıyı dinledim de bana çok hitap etmedi açıkçası. Ne zaman bir Duman albümü gelir ya da bir albüm üzerinde çalışıyorlar mı onu da bilmiyorum. Sizin bir bilginiz varsa lütfen yazın. Bu hafta bahsetmek istediğim başka bir konuda, daha doğrusu benim ikilemde kaldığım konulardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz yeni bir stüdyo kurmaya çalışıyorum. O stüdyoda işte stüdyoda çalmak için hani sonuçta yalıtımlı bir ortam ve yalıtımlı ortamda çalmak için amfi ile çalmanız daha mantıklı olur. Yani dışarıdan ses problemi olmadığı için. Şimdi müzisyenlerde genelde şöyle bir ayrım görüyorum ya da en azından ben öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Evde plugin ile mi çalmak yoksa amfi ile mi çalmak? Bakın dikkat ederseniz evde diyorum. Stüdyoda veya canlı bir performansta mutlaka, yani şu, tabii ki yazılımlar bir noktada kullanılabiliyor ama canlı ortamda, yani karşınıza canlı bir davulcu varsa, karşınıza canlı bas çalan birisi varsa burada bir plugin kullanmanız mümkün değil şu an için. Pratik olarak mümkün değil. Ya da işte çok maliyetli olabilir ya da tatmin edici olmaz stüdyoda çaldığınız zaman. Çünkü stüdyoda çaldığınız zaman mutlaka, bir grupla canlı olarak çaldığınız zaman mutlaka bir amfinizin olması gerekiyor.
Önünüzde de bir pedal board'un olması gerekiyor eğer efekt kullanıyorsanız, ki o pedalları da çalabiliyor olmanız lazım. İşte ayakta gitar çalabiliyor olmanız lazım. Sonra ne yapıyorsunuz? İşte pedal toplamaya başlıyorsunuz, pedalları diziyorsunuz, işte onu sağına, onu öbürüne koyayım, işte wah'ı sonra koyayım, bunu buraya koyayım, ondan sonra başlıyorsunuz, FX loop'u var mı amfinin, FX loop'a mı göndereyim, hangisi daha iyi olur, öyle olur, böyle olur, bilmem ne. Günün sonunda elinizde bir tane amfi oluyor, pedallar oluyor ama bunu evde çalamıyorsunuz. Ya da en azından evde sesini açamıyorsunuz. Ya da aldığınız amfi evde sizi tatmin edecek düzeyde volümünü açamıyorsunuz. Ya da çok küçük, o da sizi tatmin etmiyor. İşte bir combo, büyük bir combo alayım diyorsunuz. Ya da işte bir kafa kabin amfi alayım diyorsunuz. Eğer böyle yani metal müzikle falan biraz ilgileniyorsunuz. Genelde metal müzikte kafa kabin çok tercih ediliyor ya. Kafa kabin alıyorsunuz. E kafa kabini evde açamıyorsunuz. Tüplü amfilere düşük volümde çalmak sıkıntılı oluyor. İşte atenuatör alın diyorlar. Atenuatörle çalmak vesaire gibi durumlar oluyor. O kadar para veriyorsunuz. Bunun yanında son zamanlarda çıkan pluginler, gitar pluginleri o kadar güzel ses veriyorlar ki kayıt yapmak, şarkı çıkartmak konusunda çok rahat ettiriyor insanı. Şimdi ben ikisini birden kullanmış birisi olarak, uzun yıllar amfiyle çalıp, son zamanlarda da pluginle çalıp, son birkaç senedir pluginle çalmış birisi olarak hani fikrimi, arada kalmışlığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şarkı çıkartırken öncelikle çok uzun zamandır pluginle evde çalıyorum ve kendimi referans monitörlerden duyuyorum. Yani şey yok, bir amfi kabini yok. Çok uzun zamandır pluginlerle, çok uzun zamandır pluginle çaldıktan sonra ona da bayağı alışıyorsunuz. Sonra bir gün gittim, şöyle bir kafa kabin amfi çaldım, sert tonları olan. Dedim ki yani ben plugin sesine alışmışım ve amfinin kafa kabin, yani gitar kabininin o altılı, gümbür gümbür tonunu özlemişim gerçekten. Çok özlemişim ve benim bir amfi almam gerekiyor dedim. Ondan sonra gittim bir amfi aldım. Ama amfi aldım da, amfi aldığınız zaman bilgisi ne yapacaksın? İşte atıyorum bilgisayardan bir şarkı açayım ses sisteminden. Üstüne amfiyle çalayım. Hadi backing track açayım, bir şarkını, gitarsız versiyonunu çıkartayım. Yani amfiyle çalayım sonuçta. Amfi aldım. Amfiyi açtığınız zaman bu sefer stüdyo monitörleriniz sizin amfiyi bastıracak kuvvette olmuyor. Çalamıyorsunuz yani, yetişemiyor yani. Onun sesini ne kadar açarsanız açın, amfiyi sizi tatmin edecek bir düzeyde açtığınız zaman bilgisayarınızın veya referans monitörünüzün sesi yetmiyor buna. Ya buna en büyük, en kolay çözüm bilgisayarda plugin açtığınız zaman, zaten bilgisayardan geldiği için, artı şarkıyı da veya backing track'i de bilgisayardan açtığınız için orada bir kapatma, bastırma mevzusu olmuyor. Direkt üstüne çalabiliyorsunuz. Artı işte kulaklıkla çalabiliyorsunuz, kimseyi rahatsız etmiyorsunuz. Ha tabii gene amfiden dolayı sizi tatmin etmez kulaklıktan gelen ses. Ama şarkı çıkartırken özellikle derin notaları duymak için, anlaşılmayan notaları duymak için kulaklıkla çalmanız gerekiyor ki o şeyleri ince ince duyun. Kulaklıkla çaldığınız zaman, pluginle çaldığınız zaman gitarı da kendi kulağınıza duyduğunuz için çok rahat bir şekilde şarkıları çıkartabiliyorsunuz. Ya ama bir yerden sonra pluginle çalmak da zevk vermiyor. Yani o amfi almak, amfiye bakmak, onun ayarlarını yapmak, işte önünüzde pedal board olması, o pedal board'da pedalları ayarlamak, sıraya dizmek, şarkı sırasını açıp kapatmak. Sonuçta bunlar çok keyifli şeyler. Gitarist olduğunuz zaman, gitar çaldığınız zaman gitar pedalları almak istiyorsunuz. İşte o onu kullanıyormuş, bu bunu kullanıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Onu alalım, bunu alayım, onu şu şuraya takayım, işte şu pedal daha iyi, bu pedal daha kötü. Aldın pedalları, alıyorsun ama hani bunu nasıl çalacaksın evde? Çalabilecek misin? Veya işte bir stüdyoya gidebiliyor musun? Bir grubunuz var mı? Grupla çalabiliyor musun? Gibi şeyler oluyor. İnsanların, gitaristlerin en azından benim kafamda böyle şeyler, ki eminim bir sürü insanın kafasında dönüyordur. Hani amfiyi alayım, ne yapayım, açamayacağım, düşük amfimi alayım, yüksek amfimi alayım, pluginle mi çalayım, hangi pluginle çalayım? Ben Neural DSP'nin pluginlerini tercih ediyorum sert gitar tonları için. Onlar bayağı tatmin ediyor insanı. Bu zamana kadar da onlarla çaldım. Ama amfiyle çalmak, amfi almak, o amfinin işte tüpleriydi, EQ ayarıydı, volümüydü, kablolamasıydı falan, aşırı zevk veren şeyler. Hani iki arada siz nasıl tercih ediyorsunuz? Mesela yüksek volümde amfiyle çalan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın hani, veya pluginlerle çalıp da bu şekilde tatmin olan var mı? Ya da küçük amfiyle çalıp ben evde pedallarımı bağlayıp küçük amfiyle şey açıp tatmin oluyorum, ya da atenuatör kullanıyorum, ya da işte kafa kabinle çalıyorum, sesi kısıyorum ya da açıyorum gibi şeyleriniz neler? Siz nasıl çalıyorsunuz evde, tercih ediyorsunuz? Merak ediyorum. Ben bu ikilemde çok fazla kalıyorum.
şimdilik amfi de kullanıyorum, plugin de kullanıyorum ama tüm kayıtlarımı pluginle yapıyorum. Çünkü amfi kaydetmek isterseniz bir de bunun bir de mikrofon almanız gerekiyor. Mikrofonu doğru pozisyon, iyi bir mikrofon almanız lazım. Mikrofonu doğru pozisyonlamanız lazım. Ses kartınızın iyi olması lazım falan da filan da derken iş çok büyüyor amfi kaydetmeye geldiğiniz zaman. Ama pluginler çok çok iyi sesler çıkartıyor ve insanı bayağı tatmin ediyor. Özellikle kayıtta hiç size problem yaşatmıyor. Bunlarla ilgili de bir gün bir video çekmek istiyorum. O yüzden şu an için pluginlerle kayıt yapmayı, pluginle çalmayı çok istiyorum. Amfileri kendi başıma, kendi stüdyoda, kendi kendime çalarken ya da işte biraz sesini kısıp bir şarkı açıp beraber çalmaya çalışıyorum. Pedal değiştirmeye çalışıyorum. İşte amfinin sesini ayarlamaya çalışıyorum falan. O kişisel bir hobiye döndü artık. Amfiyle uğraşmak, amfi bağlamak, kabinde içinde hangi speaker vardı ama kayıt için pratik olarak, çünkü ben de hani sonuçta çok büyük prodüksiyonlar yapmıyorum. Evde YouTube'a gitar coverları çekiyorum. O yüzden çok büyük bir ses kartları, işte mikrofonlar, amfiler bilmem neler gerekmiyor. Daha basit olarak kendi kendime çalıyorum. Canlı olarak bir davulcuyla da çalmıyorum. Kendime bir çözümler düşünüyorum ama bakalım ne yapacağız. Bu amfi ve plugin konusu biraz şey, hani bitmeyen bir olay. Şu anda pluginler çok büyük yarışta. Amfiler desen çok pahalı. Amfi alacağın zaman pahalı. İyi bir şey almaya çalışsan pahalı. Kabini pahalı, kabloları pahalı. Hepsi pahalı, tüpleri pahalı. Ama plugin'e bir kere parayı veriyorsun. Bir de ses kartı alıyorsun. Gümbür gümbür çalıyorsun. Ondan sonra kaç tane pluginle kaydediliyor. Diyor ki ton çok güzel, nasıl çıkıyor? İşte ton şeyden çıkıyor. Halbuki pluginden çıkıyor. Amfiden çıkmıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Plugin mi, amfi mi konusunda? Lütfen bana yorumlarda yazın, neler tercih ediyorsunuz. Ben canlı çalmada, stüdyoda veya bir grupta, bir konserde, bir yerde çalarken kesinlikle amfi kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama profesyonel bir müzisyen değilseniz amfi kullanmanın gerekliliği, gereksizliği, hani evde çalarken bir amfi alınmalı mı? Amfiye kafa patlatılmalı mı? Yoksa gitar mı alınmalı? Neler düşünüyorsunuz? Bunları bana lütfen yazın. Şimdi bu hafta size tanıtmak istediğim yeni bir grup var. Aslında grup yeni değil, eski bir grup. Ben keşfedeli bir yıl oldu. Özellikle progresif metal konusunda ben böyle çok metalde brutal vokal seven insan değilim. Yani brutal vokal, böyle böğürmeli vokali hiç sevmiyorum. O yüzden o şarkıları dinlemiyorum. Ama sert gitar tonları, gitar riffleri olan şarkıları çok seviyorum. Bu grubumuz, bu hafta size tanıtacağım grup Kes. Kes 3 kişilik bir grup. Emre Kula gitarda, Cenk Turan'ı basta, Mehmet Demirdelen de davulda çalıyor. Mehmet Demirdelen'i Duman'dan ve diğer eski gruplarından da simayen tanıyor olabilirsiniz. Ben simayen tanıyorum. Emre Kula da metalci bir arkadaşımız. Ben kendisiyle hiç tanışmadım ama sağlam bir gitarist fark ettiğim ve izlediğim kadarıyla. Şimdi size Kes grubunun Dilenci isimli şarkısını dinleteceğim. Beraber ufak bir reaction videosu da çekmiş gibi olacağız. Şarkı bence çok güzel bir şarkı. Şimdi şarkıyı açıyorum. Bu canlı çalınan versiyonu. Telif olmasın diye canlı versiyonu diyorum ama canlı versiyonunda band kadar çok daha iyi. Başlayalım. Intro'ya gel. Yürür yürür. Çok iyi değil mi? Gitarın ne olduğunu anlayamadım. Çok iyi. Dört telli kullanıyorlar. Mesavugi dual rectifier kullanıyor. Turuncu kanalda gain kullanıyor.
çok iyi. Bir de üst manyeti kullanıyor, neck manyetini kullanıyor şu anda galiba. Ya da ikisini birden. Çok iyi. Çalıyorlar. Şurada bir orange var ama o bassla ilgili mi bilmiyorum. Bass kalıbı daha var. Çok iyi. Çok güzel ton. Özellikle canlı versiyonda bu kadar güzel çalmaları çok enstrümanlarına hakim olduklarını gösteriyor. Başa döndü tekrar. Çok iyi çalıyorlar ya. Şimdi ilk introdaki riff'e dönüyor. Ki bayağı sağlam hammer-on pull-off yapıyor. Bak bak. Bak kendi de... Kolay değil. Karambol. Çok iyi. Bence çok iyi. Ters itin. Bence çok iyi bir şarkı. Bir de Kamlama diye şarkıları var. Onu da mutlaka dinleyin, Kamlama şarkısını. O da bu ayarda. Bu grup vokalsiz, hiç vokal yok. Sert gitar tonları, sert riffler. En sevdiğim tarzlardan bir tanesi. Hatta son zamanlarda favorim. Şarkıların YouTube'dan, hani Spotify'dan değil de YouTube'dan vokalsiz versiyonlarını bulup sadece enstrümanları dinlemek. İnanın o kadar güzel enstrüman yazıyorlar ki altına müzisyenler ve vokal birçoğunu kapatıyor. Geçen bir röportajda Burak Gülpınar söylüyordu, hani ben vokali de çok aslında hoşlanmıyorum, enstrüman sesini daha çok seviyorum, enstrüman dinlemeyi diye. Ki düşündüm, ben de gerçekten öyle seviyorum yani. Vokalsiz enstrümanların sesini dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden son zamanlarda bir böyle gitarlarını duymayı istediğim şarkıları YouTube'dan şarkının adını, grubu yazıp yanına da enstrümantal yazıp şarkıyı dinliyorum. Hepsi bulunmuyor ama bulduklarım falan bayağı güzel şeyler çıkıyor. Yani duymadığınız gitarları falan duyuyorsunuz. Kesin lütfen dinleyin. Instagram'dan takip edin. YouTube'dan bu Mod Sessions videosunu da dinleyin. Çok yani bu tarz hoşunuza gidiyorsa bence keşfedilmesi ve şans verilmesi gereken bir grup. Arkadaşları da tebrik ediyorum bu güzel müziklerinden dolayı. Bu haftaki pazar muhabbetimizin de sonuna geldik. Umarım verdiğimiz ara sizi üzmemiştir, beni özlemişsinizdir. Önümüzdeki hafta ben bilgisayara çay veya kahve dökmezsem veya kola dökmezsem yeni videolar düzenli olarak gelmeye devam edecek. Beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Hatırlatmak istiyorum, Kıvılcım Müziğin beraber düzenlediğimiz bu çekilişe katılmak ve Dimarzio kabloyu kazanmak istiyorsanız benim sabitlediğim yorum +1 veya kendi yazacağınız yorum +1 yazarsanız çekilişe katılmış olacaksınız. Önümüzdeki haftanın pazar muhabbetinde bunun çekilişini yapıp kazananı açıklayacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.